Hepinize merhaba. Bugün Erzincan kış kabağı dolması yapacağım. Buna kara kabak dolması da diyoruz. Erzincan kara kabak dolması ya da kış kabağı dolması. Normalde iki tür kabaktan yapıyorduk bunu. Bu sene bahçemde kara kabak oldu. Bir de sarı kabak var. Genelde kabukları kalın olduğu için, kış aylarına kadar dayandığı için kış kabağı dolması diyoruz. Aslında bizim dolmasını yaptığımız kış kabağını İç Anadolu'da kabak çekirdeği üretimi için kullanıyorlar. Bugün de babamla çekim yapıyoruz. Annemden de mutfakta yardım alacağım biraz. Onlar varken kullanmak lazım, değerlendirmek lazım. Bahçeden şimdi kara kabağımızı alıp gelelim. Evet, kabağımız bu maşallah bayağı bir büyümüş. Böyle. Normalde bıçakla gelmiştim. Şöyle bir de kucağımda görün istedim. Bayağı büyük bir kabak oldu. Şimdi yarısını yapmayı planladım. Yarısını keseceğim. Daha sonra karpuz dilimler gibi üçgen üçgen keseceğim. Daha sonra kabuğunu soyacağım. İçini yapıp üçgen üçgen kestiğim kabakları da tekrardan aralarını açacağım. Şunlar kabak çekirdekleri. Bayağı kabak çekirdeği var şimdi içinde. Bunları da kurutup yiyeceğiz. Aynen öyle olacak. Bakalım. Şimdi kabuğu çok sert olduğu için çok dikkatli yapmak gerekiyor. Şöyle. Tabii bıçak iyi olması lazım dedik ama kesinlikle bir güçten destek almanız lazım. Güçlü bir insandan. Yani bir erkek gücü bunun üstesinden gelebilir. Doğramada annemden yardım alıyorum. Size göstereyim. Şöyle aralarına yerleştireceğiz. Bir tane daha göstersene. Sürücüm. Şöyle büyük. Şöyle olabilir. Daha büyük istenilirse. Şu yumuşak yerini alayım. Dikdörtgen. Daha fazla köftesi daha fazla olur. Tamam, burası fena değil. Şuradan alayım. Burayı zaten alacağım. Bakayım şöyle. Evet. Bir tane daha yapayım. Birazcık zahmetli, yani uğraştırıyor böyle yapması bence, ama yerken bunu düşünmüyoruz artık. Kabaklarımızı doğradık. Şunlar kabaklarımız. Şimdi bence kabak dolmasının en önemli unsuru içi. Sence? Çok mantıklı. Çok mantıklı. Tamam. Bence içi değil de o kabağı soyma işi bence erkek işi yani. Dolayısıyla kabak dolmasının en önemli şeyi bir erkeğin Yani olması. olmazsa olması erkek. Olmazsa olmazı bir erkek. Evet, bir erkek olacak. O zaman şeyler malzemelerde yazıyoruz erkek. Şimdi burada kabağımızı hallettikten sonra bence ya yani iç çok önemli. Gene söylüyorum. Kıymanın fazla olmasını tercih ediyorum ben. Yarım kilo kıyma, 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 domates, 3 tane köy biberi demeyelim mi? Sivri biber. Bunu şöyle rondodan geçirdik. Tuz atmayacağım çünkü 2 tane bunlar ev salçası.
biber salçası ve domates salçası. O yüzden tuzu atmayacağım. Şurada karabiber var. Salçalar ne kadar ölçüsü? Salçalar zaten şöyle belli bak. 2 kaşık. 2 kaşık. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı şeklinde. 2 tane büyük soğan ve şöyle bir tabak dolusu. Bol. Diyebilir miyiz şöyle bir tabak? Evet, bol. Dereotu ve maydanoz. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Son olarak karabiberi ekledim ve güzelce bunu karıştırıyoruz. Efsane kokuyor ama. Geldi kokusu vallahi. Geldi. Karıştırınca daha çok geldi. İşte değil mi? İçi çok önemli bence. Biraz odaklanıyoruz. Yaklaş bakalım. İşimizle. Güzel değil mi? Evet. Ben mesela şey kokusunun hissiyatını alıyorum. Şöyle yapıyorsun. Kameradan acaba o sınıf sınıf değerli sesi çıktı mı? Muhtemelen geliyordur yani. Hissedilmiş midir? Duyuluyor mudur? Baksana şimdi mesela burada yarım kilo et var. Ya tabi bu kesinlikle kişinin kendi tercihi. Yani daha az et kullanabilir ama ben mesela eti daha çok seviyorum. Şimdi şurada baktığın zaman değil mi? Evet. Neredeyse belli değil gibi. Bir de besleyici değeri yüksek. Ayrıca diyet için de uygun. Yani mesela sebze ve et çok yakıştırmayanlar olabilir ama sonuç olarak mesela karnıyarık. Karnıyarık da direkt patlıcan ve kıyma. Olur mu? Değil etli mi? Dolmalar var. Etli dolmalar. Hayır, o dolmada da gene mesela çok az et kullanıp pirince ağırlıklı kullanabiliyorlar. Ya zeytinyağlılar ayrı. Şimdi çeşitli yöresel şeyleri gömmeyeyim ama bazı yörelerde yok, et değil, et şey hani eser miktarda kullanılıyor. Evet. Zeytinyağlılar ayrıca. Ama mesela diyetisyenlerin de önerdiği bu tarz dolmalar. Evet, şimdi doldurma kısmına geldik. Bunların şekillerini de anne rehberliği aldık. Timuçin ve annem güzelce ayarladılar. Bir kalınlığını görelim mi? Çevirsen anne. Bana doğru şöyle biraz çevirsen süper. Tamam. Aldığı kadar koyuyoruz içine ve tepsi şeye nasıl yerleştiriyoruz? Yan yana. Evet. İçeriye yağ kullanmadık çünkü yerken üzerine nefis lezzetli tereyağlı bir sos dökeceğiz. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt da olacak, evet. Yuvarlak kesimler daha uyumlu gördüğünüz üzere. Ama tüm tencere kat kat dolacak. Bir miktar bulgurlar da şişecek değil mi? Tabii. O yüzden çok abartılı doldurmuyoruz. Hafif birbirine paralel getirip kenardan çıkanları alıyoruz. Bunu dilimleme işinde de her nasıl bir uygunluk olursa öyle dilimleyebilir, bilinir. Yani illaki kare olacak, dikdörtgen olacak davası değil. Dilimin şekline göre, çünkü biraz dilimlenmesi güç oluyor. Evet, küçük bir kabaksa evet, dilimler daha üçgen evet, şeklinde olacağı için üçgen de olabiliyor. Bir arzuya göre herkesin nasıl kolayına geliyorsa, nasıl yapabilecekse o tarz olabilir. Üçgen olduğunda da genelde tepe kısmından kesmeye başlamak tabanı daha mantıklı. Aynen. Acaba tecrübelerimden bildiğim kadarıyla daha kolay doluyor. Böyle sırada. İlk sıra bitti. İkinciye geçmeye başladık. Üst üste konulacak.
Evet. Bu pişerken sadece su ilavesiyle pişecek. Çünkü bunun içinde malzemelerimizin hepsi var. Ha, sadece su mu koyacağız üzerine? Evet, sadece sıcak suyu koyacağız. Öyle pişecek çünkü üzerine tekrar artı yağ ve sos yapacağımız için içinde ekstra salça, evet, yağ tabii, gerek yok. Gerek yok. Sadece suyla pişecek. Evet. Bir nevi haşlama. Evet. Aslında gayet sağlıklı diyet. Yemek. Üstüne döktüğünüz yağı kendi durumunuza göre ne kadar tabii, kaçıracağınızı tabii ayarlayıp tabii ekmeksiz aynen bir şekilde. İlk tenceremiz doldu. Buradan hala devam ediyor. Yarısı bayağı büyükmüş değil mi? Evet. Babam şu anda yoğurdun sarımsağını sıkıyor. Güçlü kuvvetli kollarıyla sarımsağı ezdi. Sos için hazırlıklara başladık. Tereyağı eritiyorum. Domates salçası, toz biber. Kabaklar pişti. Kabakları böyle aldık. Şimdi serbest için hazırlıkları yapıyoruz. Sarımsaklı yoğurt. En güzel bölüme doğru yaklaşıyoruz. Tadım. En güzel bölüm. Ha, ben de yağ diyecektim. Yani tabii ki yağımız da var. Yaklaştırayım birazcık daha. Olabilir. Şimdi daha da güzel kısma geçiyorum ve tadım yapıyorum. Şöyle bir kere daha bakmak ister misin? Evet. Özellikle nereden alacaksın? Erzincan kara kabak ya da Erzincan kış kabağı dolması. Şöyle bir. İyi piştiğinde lokum gibi oluyor zaten. Evet. Çatalın kenarıyla bile kesilebilir. Şöyle. Müsaadenizle bir tadına bakayım hemen. Hmm. Nasıl onun? Efsane bir lezzet gerçekten. Yani bunu çok seviyorum. Buna bayılıyorum. Ve çok başarılı olmuş. Şu an yutkundum. Bize ne zaman sıra gelecek? Elimize sağlık diyelim. Birazdan gelecek. Bize şunu, afiyet olsun. Şunu da yiyeyim ondan sonra. Tereyağı zaten bizim vazgeçilmezimiz. Evet. Kesinlikle denenmeli. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bahar nasıl olmuş? Güzel. İlk defa mı yiyorsun? Aslında daha önce yedi ama yaşı küçük olduğu için hatırlamıyor tatlı. Kaç yaşında filandı? 3-4 olabilir. Ha. Sonra mama o zaman.